Yansımada neredeyse öyle. TR724 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün de çok kıymetli konuklarım var. Gazeteci Cevheri Güven ve eşi gazeteci Tuğba Hanım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. İki gazeteciyi ağırlamanın ağırlığını yaşıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sormak istediğim çok soru var. İsterseniz sizinle başlayalım Tuğba Hanım. Bir gazeteci hapishanesine dönen ülkeden çıktınız. Hani zor zamanların adamı kavramı vardır ya, sanıyorum bu dönemde en zor yapılabilecek meslek gazetecilik. Dolayısıyla gazeteci olmak bir yaşam mücadelesine dönüştü. Eğer mesleğinizi yapmak istiyorsanız, ki siz mesleğini yapmak isteyen, yapmaya çalışan gazeteciler olarak ülkede duramadınız ve çıkmak zorunda kaldınız. Yaşadığınız sıkıntılar var. Ben hep birlikte çıktığınızı düşünmüştüm ama öyle değilmiş olay. Sizinle başlayalım. Siz ilk ne zaman karar verdiniz ülkeden çıkmaya ve nasıl çıktınız? Buyurun lütfen Tuba Hanım. Biz beraber çıktık, yani ailece çıktık. Ayrı ayrı çıkmadık ülkeden. Öyle mi? Ayrıldık. Evet. Sonradan, yani Yunanistan'a beraber geçtik. Yaklaşık bir buçuk sene sonra Cevheri Almanya'ya geldi. Ben Yunanistan'da kaldım. O şekilde oldu yani ülkeden çıkışımız. Birlikte yani, karar verdiniz yani çıkmaya. Tabii tabii. Yani 15 Temmuz darbesinden sonra zaten eşimle ilgili yakalama kararı direkt çıkartılmıştı. Hakkında devam eden davalar da vardı. Zaten 15 Temmuz'dan önce 2 ay kadar Silivri hapishanesinde de kaldı. Yani o geceden sonra, o meşhum geceden sonra zaten direkt Twitter'da ismi falan yayınlandığında eşimle ilgili kötü bir şeylerin kötü gittiğini zaten farkındaydık ve gelecek şeylerin, yani gelecek durumu da farkındaydık. Dolayısıyla hani ilk önce arkadaşlar da orada burada hani bir şekilde polisten saklanmaya çalıştık ama bu tabii sürdürülebilir bir şey olmadığı için ülkeden ayrılmaya karar verdik. Tabii zor bir karar ama zor bir süreçten geçtik. Bunun kararını almak, yani Meriç'ten geçmenin kararını almak hem fizyolojik, yani hayatınızı ortaya koyduğunuz bir risk analizi yapmak durumundasınız. Hem de ayrıca bunun psikolojik boyutu var. Yani hiçbir şey yapmamışsınız, hayatınızda hiçbir suça dahil olmamışsınız. Yani suçlu değilsiniz ama ülkenizden bir suçlu olarak kaçmak zorundasınız. Bir kaçak damgası yemek zorundasınız. Bir de tabii bunları yüklenerek o sınırı geçmek iki boyutlu ve de çok zor bir karar. Çok zor bir çocuklar da var. Tabii iki tane de çocuğumuz var. Bir kızım, bir oğlum var. Allah çocuklarla maşallah. Birlikte, yani biliyorsunuz mültecilerin hikayesi, botlar batıyor, denizde insanlar boğuluyor, hayatlarını kaybediyorlar. Yani ne olduğu belirsiz bir sürecin içine kendinizi atıyorsunuz ama yani orada bir ne diyeyim, risk analizi yapıyorsunuz. Kalmak mı daha zor sizin için, gitmek mi daha zor ya da daha pozitif evet. Sizin daha gelecek vaat ediyor. O noktada bir karar veriyorsunuz ama tabii ki de çok zor bir süreç. Ama yani şu an durduğum üzerinden yaklaşık 3,5 sene kadar geçti bu ülkeden ayrılışımızın. Ama şu an geldiğim noktada diyorum ki iyi ki yapmışım bütün zorluklarına rağmen. En azından inandığım bir değerin peşinde koştum. Yani evet. Korkularımdan ya da işte menfaatimden ya da işimi kaybetmeyeyim, işte çocuklarımın düzeni bozulmasın diyerek savunduğum değerleri, yani inandığım değerleri savunmaktan vazgeçseydim bu benim için daha kötü bir süreç olurdu diye düşünüyorum. Yani o zaman kendimle olan barışımı kaybederdim. Vicdanı susturamamak değil mi? Evet. Daha yani, daha zor bir şey. Hem vicdanımı susturamazdım hem de kendime olan inancımı, kendime olan saygımı, evet. Yani bu tip değerlerimi kaybederek ve bu şekilde bir hayatını sürdürmek, onu kendime yakıştıramazdım yani, söyleyeyim size. O yüzden yani yaşadığım süreçten bütün acılarıyla ve zorluklarıyla memnunum. Bana çok şeyler kattı. Artı öz saygımı da geliştirdi. Öyle söyleyebilirim. Yunanistan'da kampta kaldığınızı biliyoruz. İki çocukla beraber gerçekten sıkıntılı dönemler.
O dönemleri soracağım ama şunu sormak isterim Cevheri Bey size. Siz ilk ülkeden çıkmaya ne zaman karar verdiniz? O olaylı dergi kapakları gündeme geldikten sonra sizin hakkınızda gözaltı kararı verildi, değil mi? Siz evet artık bu ülkeden çıkmalıyım dediğiniz an hangi an? İçeride mi karar verdiniz yoksa çıktıktan sonra mı? Şöyle yani bizim dergiye önce böyle adım adım geldiler üzerine. İşte toplatıldı mesela birkaç tane sayımız toplatıldı. Ki ta Kenan Evren döneminde kalmıştı böyle bir süreli yayını, bir dergiyi, bir gazeteyi toplatmak. Nokta ile birlikte yeniden dirildi yani 2015 yılında. Çünkü hani o zaman yine insanlar kontrollü olarak belli otosansürle Tayyip Erdoğan'ın rejimini eleştiriyorlardı. Ama biz noktada böyle hırçın ve açık sözlü biçimde yapıyorduk. Bunun sonucunda da işte dergi birkaç kez toplatıldı. En sonunda da artık böyle aslında o selfie kapayla Tayyip Erdoğan canını çok acıtmıştık. Ama işte o zaman 7 Haziran sonrasıydı. Tek başına iktidarı kaybetmişti ama hala iktidarda tutunuyordu. O yüzden hani bizi tutuklamak bir, böyle biraz işine gelmedi. O kadar güçlü değildi. Yargı üzerine o kadar baskın değildi. Hani tutuklatacak bir durum yok o kapakta. Fakat onu yazdı bir tarafa. Tayyip Erdoğan böyle ikinci bir adamdır. 2 Kasım seçimlerini, 1 Kasım seçimlerini kazanınca 2015'te %49'la zaten 2 Kasım'da yani ertesi sabah biz gözaltına alındık. Yardımcım Murat Çapan'la ben. Sonra tutuklandık. Silivri süreci oldu vesaire. Ama bunların hiçbirisinde hani böyle ülkemi terk edeyim Silivri'deyken de Silivri'den çıktıktan sonra da biz devam ettik gazeteciliğe. Noktayı çıkarmaya devam ettik. Hani böyle ülkeyi terk edeyim diye düşünmedim. Çünkü bu bir mücadele biçimiydi. Yani sonuçta bir iktidar var. Hak, hukuk hiçbir şey tanımıyor ama onunla mücadele etmeye gazeteciler, aydınlar devam ediyordu. Ben de onlardan bir tanesiydim. Yani hani böyle içeriye girmek, çıkmak falan biraz göze alınabilir şeylerdi o dönem. Yani Türkiye tarihinde hep olmuştur zaten. Buna da biraz razı olarak meslekte böyle ilerliyorsunuz maalesef. Fakat 15 Temmuz olunca ve o hali ilan edilince olayın rengi değişti. Yani artık gidip teslim olmak, yani gidip dağ başında eşkıya teslim olmaktan farklı bir şey değildi o zaman. Girip çıkamamak söz konusu olmaya başladı. Öyle değil mi? Çok. Yani çıkamamaktan ziyade o dönem, yani o günlerde böyle çok hani feci işkence haberleri geliyor. Kimin kimi vurdu değil vesaire. Hakimler tutuklanıyor. Yani kafilelerle hakim savcı tutuklanıyor. Yani böyle bir durumda sizinle Evet. ilgili herhangi birisinin böyle adil karar verme imkanı yok. O zaman yani o hal işte ilanından hemen önce 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına çıkmaya karar verdim. Zaten hemen cumartesi günü akşama doğru yani 15 Temmuz'dan bir gün sonra 6 Temmuz'da işte tutuklanacak 42 gazeteci diye bir liste yayınladılar. O listede benim de ismim vardı. Murat Çapan'ın da yardımcımın da ismi vardı ve ben artık hani bu ülkede bizi yaşatmayacaklar. Mesleği yapmak da çok önemli bir şey. Hani gazeteciler, hani gazeteci olarak tutuklanan bir sürü insan var ama bir taraftan da mesleği sürdürebilmek gerekiyor. Bu tip ağır baskı dönemlerinde de meslek hakkıyla böyle ancak yurt dışından sürdürülebiliyor. Çünkü Türkiye'deyseniz yani tek habere bakıyor tutuklanmanız, susturulmanız. Dolayısıyla da işte ülkeden çıkmaya karar verdim hemen. Sonra işte tabii biliyorsunuz nasıl çıkılır çok bilmiyorsunuz. Hiç böyle bir illegal bir şeye karışmamışsınız falan derken yollar aradık vesaire. Tabii Tuğba başka bir şehirde saklanıyor çocuklarla. Çünkü o da hemen TRT'den ihraç edildi. Ben başka bir Yani şey. Tuba Hanım sizinle ilgili de sıkıntı var değil mi? Siz Cevheri Bey'den kaynaklı sıkıntıda değilsiniz sadece. Siz de bir soruşturma dosyasındasınız öyleyse öyle değil mi? Yani hakkında soruşturma dosyası açıldı mı onu bilmiyorum. Henüz yani öyle bir ulaşamadım ama ihraç edildim evet. Yani Bir Eylül. ihraçtınız o zaman sadece. Evet. Aha. İhracım. Peki hani o döneme gelinceye kadar az önce Cevheri Bey dedi ya çok hırçın yayın yapıyorduk biz ve geri adım da atmıyorduk. Şimdi yavaş yavaş tehlikenin üzerine doğru gidiliyor belli. Siz de görüyorsunuz bunu. O dönemde yaşadığınız kaygılar oldu mu? Ya da Cevheri Bey'e ya çok hırçın yayınlar yapıyorsunuz biraz yumuşatsanız gibi bir korku yaşadınız mı hiç? Nasıldı tavrınız?
Yani işin aslında söylemek gerekirse ben o dönemlerde Cevheri'yi uyarmıştım ama neden uyarmıştım? Yani bir nasıl bir uyarıydı bu? Yani hani biraz sakinleş bu kadar eleştiriye. Yani eleştirilerinin doğruluğu konusunda hiçbir şüphem yok ama ben yani 2015 öncesinde de yani 15 Temmuz öncesinde de Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu düşünmediğim için yani bu nasıl diyeyim, eşit düzlemde yapılan bir şey değil. Karşınızda zincirlerinden boşanmış bir canavar var ve sizin elinizde hiçbir şey olmadan savaşın, kendinizi korumak zorundasınız. Böyle düşündüğüm evet. için evet yani bir parça Cevheri'ye işte bu kadar ileri gitmesen şeklinde uyarılar yapıyordum. Tuğba bana seni tutuklayacaklar diyordu, ben tutuklayamazlar diyordum o zaman. Sonra işte bir dergiye geldiler, beni gözaltına aldı polisler. Tabii orada bir yakınınıza telefon etme hakkı veriyorlar, bir hakkınız var. Tuba'yı aradım, beni gözaltına alıyorlar dedim. Tuba söylememiş miydim dedi, ilk defa oldu. Evet, tahmin ediyordu tabii de. Tuba'nın evet. böyle bir şey yönü var. Daha önce de mesela bu hani benim böyle AKP'yi desteklediğim zamanlar oldu böyle. 2009 öncesi özellikle. O zamandan beri böyle hiç böyle AKP'ye yakın değildi ve bunların takiye yaptıklarını, bu tip böyle bir baskı ortamı kuracaklarını falan hep söylüyordu genel olarak. Tuba Hanım'ın daha öngörülü olduğunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla sizin yaşadığınız olayla birlikte hani Tuba Hanım'ın söylediği bir şeyin çıkması gerçekten kötü bir hadise diyebiliriz sizin açınızdan. Öyle de yani bazen ben de hani düşünüyordum da. Bu kadar ileri gidilebileceğini kimse düşünmüyordu açıkçası yani, değil mi? Yok. Yani düşünsen bile onu o an için hani geriye dönsen yine onları yapmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Yani 7 Haziran sürecini düşünün. Yani durduk yere çözüm sürecini bitirdi. Böyle Güneydoğu'da şiddeti arttırdı filan. Yani o ortamda insanlar durduk yere ölüyorlar. Sebepsiz yere ve sırf sadece bir daha seçim kazanabilmek, milliyetçi oyları devşirebilmek için. Yani o an o selfie kapağını o geriye dönsen bir daha yine yaparsın. Çünkü o an hani baskı düzeyi o kadar, onu yapıyorsun. Böyle sonra işte 15 Temmuz'dan sonra da baskı düzeyi o noktaya çıkınca çıkmak mantıklı. Yani her anı kendi içinde değerlendiriyorsun. Evet. Hani yapacak bir şey yok. Peki çıktınız. Daha sonra siz gazeteciliğe ara verdiniz mi? Ben hep sizin sesinizi gür bir şekilde duydum. Sosyal medyadan da. Çok kısa bir süre sonra tekrar toparlanıp gazeteciliğe devam ettiniz. O süreci anlatır mısınız bize biraz? Neler yaşandı? Yunanistan'da kampta kalırken neler yaşadınız? Yunanistan'da yine gazeteciliğe devam ettiniz mi? Ya şöyle oldu. Biz tabii herkes gibi doğal olarak önce hani Yunanistan'da gözaltına alındık. Sınırın yakın bir yerde polis bizi yakaladı. Daha sonra polisler taksicimizi götürdü. Sonra işte kamp süreci, gözaltı süreci falan derken son Yunanistan'da yeni bir hayat kurmak çok şeydi tabii. Hani alfabesi değişik bir ülke. Böyle ev arayacaksınız, emlakçının tabelasını bile anlayamıyorsunuz falan. Hiç kimse de yok o zaman. Sonra biz Selanik'e yerleşen ilk aile olduk. Bu son kuşak mültecilerden. Oraya yerleştik. Tabii şeylerin yardımıyla. Yani burada tekrar anlayayım. Yunanistan Gazeteciler Cemiyeti hemen devreye girdi. Bizi kampta buldular, kampta iletişime geçtiler bizimle. Tabii Selçuk Gültaş da haber vermiş bizim orada olduğumuzu. O sayede hemen iletişime geçtiler falan. Sonra biz kamptan çıkınca hemen bizi Selanik'e davet ettiler. Benim de hani böyle Selanik'le ilgili hiçbir fikrim yok. Atatürk'ün doğduğu şehir olması dışında. Hatta deniz kenarında olduğunu bile bilmiyorum. Fakat gittik. Çok güzel bir şehir. Sonra biz ülke güzel, gazeteci arkadaşlar işte Yunan gazeteci arkadaşlar bize sürekli yardım ediyorlar falan. Buraya yerleşelim dedik. Ve yerleştik Selanik'e. Sonra tabii yeniden gazeteciliğe başlamak için işte ne bileyim internetiniz yok, o yok, bu yok. Çocuklar böyle Airbnb evinden, o Airbnb evinden, bu Airbnb evine sürekli ev değiştiriyoruz. Derken şey oldu işte ev tuttuk falan. Eve internet bağlandığında ertesi gün gazeteciliğe geri döndüm tekrar. Devam ettim o günden beri. Peki Tuğba Hanım, siz gazetecilik mesleğini Türkiye'de yapıyordunuz. Daha sonra bu olaylardan sonra mı
yapmayı bıraktınız? Daha önce mi bırakmıştınız? Bu birinci sorum. İkincisi de şu. Bu süreçle birlikte tabii mesleklerini icra edemeyen kişiler için farklı alanlar doğdu. Ya bu farklı bir meslek alanı olabilir ya da Türkiye'de yapmak isteyip de yapamadıkları sanat alanları olabilir. Bu alanlara yönelişler ortaya çıktı ya da yapmak isteyip fırsat bulamadığı şeyleri yapma fırsatı doğdu. Sizinle ilgili böyle bir şey oldu mu? Evet, aynen benimle ilgili de öyle bir şey oldu. Neler oldu peki, anlatır mısınız bize? Öyle, tabii mesleği neden bıraktın? İhraç olduktan sonra bir nevi zorunlu olarak bırakmak zorunda kaldım. Evet. Daha sonra da yani neden aktif olarak gazetecilik yapmadım? Çünkü artık kendime farklı bir alan, yani farklı bir hayat, yeni hayat, o böyle güzel bir kavram vardır ya, yeni hayat diye. Yani yeni ilgi alanlarım oluştu. Ondan dolayı da biraz baktım. Ve biraz da artık Türkiye'den gerçekten yorulduğum için de, yani onunla ilgili, Türkiye ile ilgili haberleri okumak, onları düşünmek, yani bu siyasete düş, Türk siyasetine düşünmek falan artık bana gerçekten çok yorucu geldiği için bıraktım mesleği. Ama ufaktan da bir şeyler yapmıyor değilim. Burada bir international journalist diye mülteci, gazeteci arkadaşlara biraz yardımcı olmak için entegrasyon süreçlerine ya da işte yeni gazetecilik alanlarına ya da dünyadaki gazeteciliğin nasıl yapıldığına dair yardımcı olmak üzere ufak bir derneğimiz var bizim. Ufak derken yani bayağı 250'ye yakın bir gazetecinin üye olduğu bir derneğimiz var. O dernekte ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet, benim için de yine farklı ilgi alanları var, onlara yöneldim. Bir nevi benim için bu süreç iyi de oldu diyebilirim. Böyle yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'de yapmaya fırsat bulamadığımız şeyleri bir anda düşünmeye başladık. İlginç bir şekilde ben buraya geldiğimde bir makine edinmeliyim ve dikiş dikmeye başlamalıyım demeye başladım. Sonra dedim ki, yani ben neden dikiş dikmeye çalışıyorum ki? Sonuçta bir mesleğim var ve mesleğimi yapmalıyım diye sonradan tekrar seslendirmelere başladım. Ama şunu fark ettim. Dikiş dikmek bir istekmiş benim içimde ve onu yapmak istiyorum gerçekten. Boş kaldığımda hemen ona yöneldiğimi fark ettim. Sizin böyle hobi olarak yaptığınız bir şeyler oldu mu? Ya da var mı şu anda? Şöyle hobi olarak diyemem o yani, ama yani yönlendiğim ve yapmak istediğim bir alan var. Çok üstünde uçmak istediğim. Ben mesela burada pedagoji üzerine, yani bir üniversiteye okumak niyetindeyim. Şu an Almancamı hallediyorum. Daha sonra üniversiteye, Göte Üniversitesi'ne başvuracağım. Evet. Ya da psikoloji olabilir. Yani bu alanlarda zaten hani hep ufak tefek bir ilgim vardı. Ufak tefek böyle okumalarım vardı, ama burada öyle bir imkan da doğdu. Tekrar üniversiteyi okumayı, okumak gibi bir imkan da var yani. Dolayısıyla oradan devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah. Peki Cevher Bey, şimdi sizin bir YouTube kanalınız var ve oradan çok güzel haberler yapıyorsunuz. Hap gibi diyorsunuz ya, hakikaten hap gibi. O konuyla alakalı ne merak ediyorsanız açıp sizin YouTube kanalınızda baştan sona o konuyu dinlediğinizde, izlediğinizde sizi, o konuyla alakalı tüm detayları öğrenmiş oluyorsunuz. Ama bir taraftan da ben bir enkaz görüyorum. Hani hukuki olarak, diğer alanlara baktığında sosyal olarak, ahlaki olarak siz nasıl görüyorsunuz? Bu haberleri yapıyorsunuz, içindesiniz sürekli haberlerin. Yani orada bir memleket var uzakta, gitmesek de görmesek de evet o bizim memleketimiz diye özlem duyduğunuz bir Türkiye mi görüyorsunuz? Yoksa evet orada bir memleket var ama enkaz bir memleket var gibi mi bakıyorsunuz? Nasıl bakışınız Türkiye'ye? Ya şöyle, şu an hani tabii ülke hala yıkılıyor. Yani böyle enkaz olmuş da süreç bitmiş değil, yıkmaya devam ediyor. Evet. Köklü bir ülke, yani kurumları var, direniyor, her gün bir şeyler oluyor. Adam yıkmaya devam ediyor. Bunu böyle acı içerisinde izlemek üzücü bir şey. Ama burada mücadeleli bir hayat tarzı. Bazı insanların hayatı böyle mücadeleyle geçiyor. Türkiye'deyken de bazı şeylerin mücadelesini verdik. Şimdi burada bu mücadeleyi vereceğiz. Yani gelecek için, bu ülkenin geleceği için. Çünkü yani tarih uzun bir süreç. Yani Tayyip Erdoğan gibi diktatörler, otoriter rejimler her ülkenin böyle tarihinde oluyor, geçiyor. Benim için de bana düşen şey bu sürede yaşanan şeyleri ulaşabildiğim kadarıyla, gücümün yettiği kadarıyla özellikle kayıt altına almak. Bu gerek insan hakları ihlalleri olsun, gerekse de işte bu rejimin işlediği suçlar.
Yani Nuriye Gülmen'le yaptığım röportajda güzel bir örnek vermişti. İşte demişti ki şu an mesela Hitler Almanya'sı konuşulurken o dönemde siz ne yaptınız diye o dönemki yaşayan gazeteciler, aydınlarla ilgili de çok kritik yapılıyor. Şimdi yarın bugünler de geçecek. O günler hani siz ne yaptınız? Hani faşizm yürüdü, ilerledi falan da siz ne yaptınız o arada dendiğinde en azından benim çocuklarım bunu tarihte okuduklarında babamız da şunu yapmış diyebilmeleri için hani kendime mesleki açıdan hiç olmazsa temiz bir tarih bırakmaya çalışıyorum. Onun dışında hani böyle sonsuza kadar devam edecek filan bir şey de değil. Tabii ki bu dönem de bitecek. Fakat Türkiye'nin genel bir problemi var. Hani böyle sürekli enkaz oluyor, yeniden düzeliyor. 10 yılda, 20 yılda bir reset atılıyor vesaire ama bir yüzleşme problemi var yani. Geçmişten beri Osmanlı döneminden tutun da Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadar işlenen bütün suçlar, günahlarla ilgili bir yüzleşememe durumu var. Yani bu yüzleşmenin sağlanması için de hani ne yapabiliriz falan buna uğraşıyorum. Olmadan da hani bu enkazın ya da bu dönemin bitmesinin çok bir anlam olacağını düşünmüyorum. Çünkü tekrarlayacak. Tuba Hanım peki siz siyasilerle ilgili önceden beri öngörülü bir şekilde davranıyor musunuz? Fakat 15 Temmuz'dan sonra böyle bir bıçak kesiği gibi toplum ikiye ayrıldı. Bu çok yakınlarımızdan olan insanlar bile bir baktık ki bizi anlamadıklarını fark ettik. Sizin yakınınızda hiç böyle vefasızlık gördüğünüz, tepkilerine çok şaşırdığınız insanlar oldu mu? Hala böyle görüşmeyi devam ettirmek istediğiniz ya da görüşmeyi kestiğiniz? Olmaz olur mu? Oldu tabii ki de. Yani bir örnek anlatayım size. İş yerinden bir arkadaşım, tabii ki de ismini vermeyeceğim. Zamanında işte Instagram'da beraber fotoğraf çektirmişiz, paylaşmışız onu. Ve de çok samimi arkadaşım. Gerçekten çok sevdiğim ve çok da samimi olduğum bir arkadaşım. Bana şeyden sonra, darbeden sonra DM'den mesaj attı ve dedi ki lütfen birlikte şey çektirdiğimiz fotoğrafı Instagram'ından kaldırır mısın diye. Yani kendince işte kibar olmaya çalışarak işte anlayacağını umuyorum gibi de böyle bir açıklama yapmış ama yani tabii ki de çok içimde kırıklar, dökükler yani çizikler var kalbimde insanlara dair. Ama yani bunu çok kişiselleştirmiyorum. Yani hatta bunu çok şu anda yaşananlara da özgü bulmuyorum. Yani bu Hazreti Adem'den beri iyiliğin, kötülüğün ya da işte bir tarafı tutmanın, bir tarafı tutmamanın. Yani bu insanlığın tarihinde olan bir şey olduğu için kendimi böyle çok biricik görmüyorum. Evet. Yaşanabilir böyle şeyler. Çok büyütmemek lazım. Evet, kırılıyoruz, küsüyoruz. İşte kendimizle böyle hesaplaşıyoruz. İnsanlarla kendi içimizde hesaplaşıyoruz ama bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben yani o anlamda çok geriye bakıp da yani böyle içindeki işte şey birikmiş işte intikam duygusu ya da evet, gelecek işte senin bu söylediğini yüzüne çarpacağım gibi duygularla yoluma devam etmiyorum. Yani gerisi herkes kendi yoluna devam edecek hayatta. Yani o şekilde bakıyorum. Peki bu süreçte aileniz size destek oldu mu? Benim ailem de zaten mülteci oldu bu süreçten sonra. Onlar da sürecin mağdurlarından birisi. Tabii ki de benim yani çekirdek ailem, anne babam, evet kardeşlerim çok destek oldular bu süreçte ama diğer çevre yakınlarımdan çok ilginç tepkiler de aldım yani çok şaşırdığım. Evet. Bu şekilde davranacağını beklemediğim insanlardan da böyle bir şey koyma, sınır koyma, iletişimi kesme gibi tepkiler vardı, evet. Bir gazetecilik mesleğinde sanırım hayatın gerçekleriyle erken yüzleşme ve onlara göre davranma çok erken başlıyor. O yüzden herhalde insanların tepkileri ya da işte siyasilerin tepkileri çok fazla şaşırtmamaya başlıyor insanı. Peki Cevheri Bey, sizin hiç böyle duygusal kırgınlıklarınız oldu mu? Başınızdan geçen var mı öyle hadiseler? Ya çok var tabii de. Yani size en çok etkileyen bir tanesini anlatayım. Bir arkadaşım vardı, mesleğe böyle neredeyse beraber başlamıştık.
Böyle hep çok da samimi olduğum bir arkadaş. Hani düğününde, iyi günde, kötü günde falan birbirimizin yanındaydık yani. Sonra tabii 15 Temmuz'dan sonra dolayısıyla benimle irtibata geçmiyor. Ben de bunu anlayışla karşılıyorum hani şeydir diye. İnsanlar çünkü rejimin ne yapacağı belli olmadığı için anlaşılabilir bir şey. Sonra bunun çalıştığı gazete kapatıldı. Daha doğrusu kağıt baskıya son verdiler. Bu da işsiz kaldığını duydum. Twitter'dan bir şey yazayım buna. Hani bir ihtiyacım var mı maddi vesaire. Baktım Twitter'da beni engellemiş. Yani o bana çok şey yaptı. Koydu yani. Hani ondan bir en azından engellemese olurdu yani. Ama öyle engelleyince o bana çok koydu. Ama hani böyle pek bir şey olmadı. Hani ailemden vesaire. Bizimkiler Kürt olduğu için biraz devletin dayağına alışıklar. Devletin oyunları. O yüzden şey yani ailem genelde hep yanımdaydı, akrabalarım vesaire. Bir de şu an yaşadığımız ülkeler itibarıyla insanlar sizi hayata gerçekten entegre etmeye çalışıyorlar. Ve siz onlara bir adım yaklaştığınızda bir bakıyorsunuz onlardan daha fazlasıyla karşılık görüyorsunuz. Ve sizin daha çabuk toparlanmanıza vesile oluyor bu yaklaşımlar. Belki Batı ile ilgili hani Türkiye'de yaşayan insanların ön yargıları var ama yurt dışına çıktıktan sonra aslında hiç de öyle değilmiş dediğim benim çok şey oldu. Sizin hiç öyle hatıralarınız oldu mu yurt dışına çıktıktan sonra? Daha önce yurt dışı deneyiminiz var mıydı bilmiyorum ama. Benim yani yurt dışı ile ilgili öyle bir ön yargım yoktu zaten. Hani benim ön yargım yoktu ama Yunanistan özelinde yani çok şaşırdım. Çünkü biliyorsunuz yani bu Türkiye-Yunanistan ilişkileri hep böyle biraz limoni olmuştur. Yani hep böyle ateş birbirimize karşı en ufak şeyde parlarız falan. Yani daha sert bir tepki bekliyordum. En azından daha nötr bir tepki bekliyordum ben Yunanistan otoritelerinden. Ama biz sınırdan geçtikten sonra ilk polisle yüz yüze geldiğimizde sonuçta yani bir ülkeye kaçak girmişiz. Elimizde sahte evraklar var. Yani ne yediğimiz belirsiz insanlarız bir nevi onların gözünde ama yani o kadar yumuşak bir şekilde davrandılar ki yani pozitif, nötr bile değil. O kadar pozitif davrandılar ki ve de sonrasında 3 sene orada yaşadım. Yunan halkının da Türkleri ne kadar çok sevdiğini görünce ben her gün hayretler içinde kalıyordum. Ya ben diyordum kendi milletimi, kendi ülkemi bazen bu kadar hani kızıyorum, hani öfkeleniyorum, sevmiyorum gibi geliyor. Siz niye bu kadar seviyorsunuz Türkleri? Hani Türkiye'yi, İstanbul'u? Yani o beni çok şaşırtıyordu Yunanistan o anlamda. Gerçekten çok seviyorlar Türkleri, Türkçe öğreniyorlar. Yani o kadar çok Türkçe bilen var ki. Ve o anlamda hani o yetiştirildiğimiz resmi eğitim sisteminde bir şey vardır ya işte dört tarafımız düşmanlarla doludur işte herkes bizim topraklarımızın üzerinde emelleri vardır işte herkes bizim gözünü dikmiştir. Hani böyle bir devlet söylemi vardır ya hala da var yani o. Yani onun ne kadar gereksiz, ne kadar yani alakasız böyle ne diyeyim argüman olduğunu görüyorsunuz. Kimsenin sizin ülkenize baktığı yok. Ha, tabii ki de ekonomik ilişkiler vardır. O ayrı mevzu ama yani herkes zaten dünya başka yönde gidiyor. Türkiye kendini kapatmış. Hala başkalarını düşman olarak görme politikası üzerinden bir devlet rejimi devam ediyor ama yani dünya bambaşka şeyleri konuşuyor. Yani kimsenin umurunda değilsiniz. Anlatabiliyor muyum? Kimse sizin yani orada ne yaptığınızı umursamıyor. Ha, bunun iyi yanları da var, kötü yanları da var ama bir noktada kendi söküğünüzü kendiniz dikeceksiniz ülke olarak yani Türkiye'yi kastediyorum. Kimse sizin yani iyiliğinize de ya da kötülüğünüzle ilgilenmiyor. Yani. Peki Cevheri Bey, şimdi klasik bir soru vardır ya, Türkiye oradan nasıl görünüyor yaşadığınız ülke itibarıyla? Türkiye'nin içindeyken gördüğünüz şeylerle yurt dışına çıktıktan sonra gördüğünüz şeyler arasında fark var mı bir gazeteci olarak? Dışarıda nasıl alıyorsunuz o havayı? Ya bu işte böyle ülke böyle iyice felaketten felakete koşmaya başlayınca işte Doğan Ertuğ'la biz de beraber Star'da bir dönem çalışmıştık.
İşte o ayrılmıştı Star'dan. Ben de ayrılmıştım. Daha doğrusu kovulmuştuk. Ondan sonra böyle konuştuk o zaman bir ara, ya yurt dışına mı gitsek falan diye, böyle işsiz gazeteciler olarak bu dönem. Sonra Doğan Ertuğrul şöyle bir şey demişti. Ya gitsen de bir şey fark etmiyor. Kafanda her şeyi taşımaya devam edeceksin. Çünkü bir kere tohumun oraya atılmış yani, o topraklarda. Yani Türkiye'ye şimdi buradayken, oradayken çok öyle bir hani duygular ya da bakış açısında bir fark yok yani. Oradaki gazeteci arkadaşlarımla da konuştuğumda çok farklı şeyler görmüyoruz birbirinden. Böyle hepimiz yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ama tabii böyle hani meslek gereği ya da turist olarak yurt dışına gidip gelmek bir noktaya kadar böyle insanın ufkunu açıyor, ama bir yerleşimci olarak Avrupa'da yaşamak, Batı ülkelerinde yaşamak, işte buradaki insanlara, işte az önce hobilerden bahsettiniz ya, yani böyle çok profesyonel bir gazetecinin aynı zamanda da arıcılık yaptığını, ne bileyim bir subayın aynı zamanda da demir kaynakçılığı yaptığını hobi olarak falan gördüğünüzde, yani ülkedeki böyle kısır tartışmalar, koşturma, haftanın 6 günü 10 saat çalışmalar vesaire ve işte ülkenin kaynaklarının talan edilmesi nedeniyle böyle insanların ne kendilerine zamanları kalıyor, ne çocuklarına zamanları kalıyor. Evet. Yani çalışma hayatında yıpranıyorlar, ülkenin bütün enerjisi birbiriyle iç çatışmayla geçiyor falan. Bu karşılaştırmayı yapınca Avrupa'yla insan hakikaten çok üzülüyor yani. Türkiye gerçekten yani doğasıyla, onunla bununla gerçekten cennet yani. Öyle yani, özel bir ülke yani, Allah özel yaratmış orayı. Ama yani gerçekten mahvediyoruz, mahvetmeye devam ediyoruz. Uzun yıllardır, belki 300 yıldır da mahvediyoruz. O biliyor insan bu karşılaştırmayı yapınca. Sizin var mı gazetecilik dışında yaptığınız öyle hobi tarzı uğraşlarınız? Yunanistan'da bir arkadaşım vardı, bir anarşist gruptan. Anarşistan'da böyle bazı yerleri işgal etmişlerdi, böyle devlete ait. Olan ama kullanılmayan bir fes fabrikası vardı Selanik'te. İfan etti, Osmanlı'dan kalma çok devasa bir alan. Orayı da anarşistler işgal etmişler. Oraya gidip geliyordum ben de. İçinde işte sanat faaliyetleri, şu bu falan yapıyorlar. Ben de çocukluktan beri böyle marangozluğa bir şeyim vardı. Özlemim diyeyim. Orada işte evet, bir arkadaş vardı. O da yıllar önce Türkiye'den kaçıp Yunanistan'a gelmek zorunda kalmış mülteci olarak. O da sol hareket içerisinde birisi. Bana Tevfik, bana biraz böyle marangozluk öğretmişti. Marangozluğu biliyordu. İşte şimdi bu Almanya'da da biraz bold medya vesaire biraz koşturuyoruz. İşler biraz oturunca bu marangozlukla ilgili bir eğitim alıp yine devam edip o marangozlukla ilerlemeyi düşünüyorum. Peki ileriye dönük Almanya'da gazetecilikle ilgili bir hayaliniz var mı mesleki olarak? Ya tabii ki ben gazeteciyim yani, ömrümün bunca yılını vermişim mesleğime, 20 yıldan fazlasını. Bana gazeteciliği bırakayım da gideyim taşoför olayım falan. Böyle duyuyor musun? Yok. Almanca olarak gazetecilik yapmayı planlıyor musunuz ileriki yıllarda? Yani realist olmak gerekirse çok zor yani, imkansız gibi bir şey. Evet. Çünkü hani o sadece dile zaten çok iyi hakim olmanız lazım da, o ülkede gazetecilik yapmak için o ülkenin tarihine, background'una, olayların detayına, haber kaynaklarıyla tanışıklığa yıllar. Yani işte polis muhabiri oluyorsunuz, adamı tek yıldız komiserken tanıyorsunuz, siz meslekte ilerliyorsunuz, adam da amir oluyor. Haber kaynağınız olarak ki beraber gelişiyorsunuz aslında. Yani o tren kaçtı benim açımdan. Hani 20 yaşında yeni bir gazeteci olsaydım okey. Ama hani ben şu an Türkçe gazeteciliğe devam edebilirim. Ama tabii buradaki Almanya'da da dünyanın farklı ülkelerindeki gazetecilerle de Yunanistan'da özellikle çok çalıştık, beraber haber yaptık, bir sürü iş yaptık. O şekilde işbirliklerine devam edebiliriz. Ülkelerden bir tanesi bence yani Avrupa'daki gazetecilerde de gazetecilerde de Türkiye'yi yanlış okuyorlar. Bu doğru okuma, doğru anlatma vesaire konumunda partner gazeteci falan olarak belki hani ileride çalışabiliriz. İnşallah. Peki Tuğba Hanım, bu süreci çocuklar da sizinle birlikte yaşadı. Bazen hani biz kendi aramızda konuşurken o kaygıları, korkuları, endişeleri yaşarken çocukların
psikolojilerini göz ardı edebiliyoruz ya da onlar ne düşünüyor, ne yapıyorlar, hayatlarından memnunlar mı fark edemeyebiliyoruz. Daha sonra bakıyoruz ki çocuklar süreçle ilgili bayağı bir bilgilenmişler. Sizin çocuklarınızda böyle bir şey oldu mu? Yaş grupları kaç bu arada çocuklarınızın? Ve bu süreç onları nasıl etkiledi? Neler söylersiniz? Şimdi biz şeyden, Meriç'ten yani Yunanistan'a geçerken kızım 7 yaşındaydı. Oğlum da 3 yaşında kadardı. Dolayısıyla biz tabii onun öncesindeki süreci de ben yani onlara çok çaktırmamaya çalıştım tabiri caizse. Çok fark ettirmemeye çalıştım. Yani bu geçişimizi de sonuçta bunlar yasal nedir, yasal dışı nedir işte yani kayıtla bir ülkeden bir ülkeye geçmenin anlamı nedir, kaçmak nedir bilmedikleri için. Yani bunu da böyle sanki onlara ne diyeyim böyle bir eğlence bu geçiş sürecini de sanki öyle bir kayığa bineceğiz işte bir yere gideceğiz şöyle şöyle yapacağız falan gibi anlattığım için yani o sınırı geçişin çok travmatik olduğunu düşünmüyorum. Onlar açısından. Daha sonrasında da biz zaten Yunanistan'da yani çok rahatladığımız yani Türkiye'den tabii ayrıldıktan sonra çok rahatlıyorsunuz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Ve de sevdiğimiz için de Yunanistan'ı çok severek de yaşadığımız için orada yani ben kendi çocuklarımın özelinde çok negatif etkileri olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama ne var? Yani tabii ki de babaannesiyle yaşıyordu. Bizim kayınvalidemler birlikte yaşıyordu. İşte akrabalar tabii ki de orada vardı, arkadaşları vardı. Bunlar bir anda değişti. Hiç dilini bilmedikleri bir ülkeye gittiler. Orada okumaya okula başladılar. Bunun elbette ki bir zorluğu var. Ama yani hayat bu. Çocuklar da diyelim biz 35 yaşından sonra bir takım zorluklarla uğraşıyorsak, yüzleşiyorsak, direnç gösteriyorsak, onlar da daha erken direnç göstermeye başladı, direnç göstermek zorunda kaldılar. Yani problem değil, öğrenecekler. Hı hı. Bu sürecin bir sürü katkısı oldu. Yani Yunanca öğrendiler, İngilizce öğrendiler, şimdi burada Almanca öğreniyorlar. Evet, zor. Tabii ki de bu dilleri öğrenmek zorunda olmak, yani bir şekilde keyfi olarak değil, zorunda olmak, hiç anlamadığın insanlarla arkadaş olmak, öğretmenin lafını anlamamak bunlar zor süreçler ama ben bu çocukların da o anlamda uzun vadede pozitif etkisi olacağını düşünüyorum çocuklarım için de. Dert etmiyorum yani. Evet, en güzeli dert etmemek gerçekten. Hani dert edip onu böyle sıkıntı haline getirmek evde bir huzursuzluğu da doğuruyor. İnşallah onlar da bu süreçleri yavaş yavaş atlatacaklar ve onlar bizden çok daha hızlı öğreniyorlar. O kadar hızlı öğreniyorlar ki hatta hani sen ne biçim konuşuyorsun moduna kadar geliyorlar. Yani, sen ne biçim İngilizce konuşuyorsun? Evet, benim oğlumun yeteneği var. Yani dili, telaffuzu çok kuvvetli. Evet. Şimdi Almancayı böyle Almanlar gibi konuşuyor telaffuzu. Ve bana bir işte bu kelimeyi şöyle söylüyorsun, gülüyor falan böyle. Evet. Öyle söylenir mi? Anlamıyorum ben senin ne dediğini. Böyle, evet. Evet, öyle şeyler yapıyorum. Yani evet, nasıl, benim da öyle. Sözü var. Yani nasıl bakarsan, nasıldı? Nasıl bakarsan öyle görürsün, nasıl görürsen öyle güzel insan. Bakan, güzel görür, bakan, güzel gören hayatından lezzet alır. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Yani ben onu hayatımda düstur edinmeye çalışıyorum. Bir olaya beş kişi farklı açılardan bakabilir. Aynı olaydır. Herkes evet. Aynı şeyi yaşamıştır ama bakış açılarına göre ona çok farklı anlamlar yükleyebilirsiniz. Dolayısıyla ben yaşadıklarımdan pozitif şeyler kazanmaya çalışıyorum. Yani Allah'ın bir ne diyeyim bütün zorluklarıyla beraber bir lütfu olarak görüyorum burada tırnak içinde. Yaşadıklarımız bize Allah'ın bir lütfu oldu. Yani her evet. Ne kadar zulmetmeye çalışsalar bile. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Tabii ki de bu kendim için yani çok trajik hikayeler var o anlamda bir şey diyemem tabii ki de. Evet. Ama yine peki, de
Son olarak neler söylersiniz Tuğba Hanım? Arkadaşlar için de Türkiye'deki arkadaşlar için de aynı şeyi düşünüyorum. Günün sonunda evet tabii ki de çok zorluklar yaşandı, ölümler oldu. İnsanlar yani ben buradan hani şöyle de bir çizgi çizmek istemem. Ay işte benim burada tuzum kuru da yani herkes çok zorluklar yaşıyor. Yani yurt dışına çıkan da yurt içinde kalan da envai türlü zorluklar yaşanıyor. Ama günün sonunda ben her iki taraf için de bir şekilde büyük kazançlar olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de kalan arkadaşlar için de sadece yani biraz sabretmek gerekiyor. Hani bunu belki buradan söylemek biraz irite edici de olabilir ama yani bu bir hayatın bir realitesi diye düşünüyorum. Yani günün sonunda inançları uğruna bir takım fedakarlıklar yapan insanların kazançlı çıkacağını gerek insanlık nazarında gerek tarih nazarında gerekse de Allah nazarında kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Yani bu sürece evet. Biraz o gözle bakıyorum. Evet. Peki Cevheri Bey, bu son soru olsun. Siz YouTube kanalı ve Patreon açtınız. Geri dönüşümleri nasıl alıyorsunuz? YouTube kanalım çok yeni. Yani Kasım ayının sonlarına doğru açtım. Ama 10.000'i geçti galiba değil mi takipçi sayınız? İyi. Tabii ben nasıl bir şey, nasıl videolar istiyor insanlar onu biraz ölçmek için böyle farklı şekillerde ve farklı konularda böyle videolar çektim bugüne kadar. Ama şimdi az çok kafamda oturdu böyle. İnsanlar böyle benim kanalımda özellikle böyle yakın dönem tarihiyle ilgili karmaşık olayları böyle anlatmamı istiyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Buna yönleneceğim biraz böyle hadise olayların perde arkasına olaylar neydi o karmaşık olaylar vesaire onlara bakacağım. Yani bence geri dönüş iyi. Yani izleyicilerimin çoğu da Türkiye'den çok büyük bölümü Türkiye'den ağırlığı ve hani abone olmayanlar da çok fazla izleyen insanlar da var. İyi ilerleyecek. Ama tabii ki benim esas alanım yazılı gazetecilik. O konuda sürekli böyle haber yapmaya çalışıyorum böyle. O Google'ın arşivine her şeyi sokayım diye bu süreçle ilgili. İyi, yani iyi bir gazetecilik. Türkiye dışından da yapılabileceğini gösterdik bunu. Türkiye'deki meslektaşlarımızın yazamadığı şeyleri, mecburen yazamadıkları şeyleri yazmaya çalışıyoruz. İyi gidiyor, iyi dönüş var. Bence halktan da ilgi var. Ama tabii şöyle, biraz şeyiz biz, konvansiyonel gazeteciyiz yani. Bu yeni çağın gazeteciliğine, yeni medya araçlarına, YouTube'a vesaire, sosyal medyaya uyum sağlamakta biraz zorlanıyoruz ama yani kolay da öğrenirim yani son değil. Evet, inşallah. Peki son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Eklemek istedikleriniz Cevheri Bey? Ya şöyle, tabii buradan böyle konuşuyoruz. Ben de bazen şey yapıyorum hani senin derdin dert mi benim derdim yanında. Hakikaten hani burada güven içerisinde yapıyoruz her şeyi. Bu çok önemli bir şey. Hani özgürlük ve güven. Yani bir şey yazdığımda, bir şey konuştuğumda ertesi gün kapıma polis dayanmayacağını bilmek çok konforlu bir şey. O yüzden hani bizim yaşadıklarımız, çocukların yaşadıkları vesaire tabii ki her şeyin kendi içinde zorluğu var. Hayatı sıfırladık. Yani ben tırnağımla yani uğraşıp mesleğimin en yüksek seviyesine, yayın yönetmenliğine çıkmıştım. Yani her şeyi sıfırladık. Hepsini kaybettim yani. Evet. Ama hani asıl büyük trajedi Türkiye'de kalan insanlar yaşıyorlar ve hani buradaki gazeteciler bu trajedinin kayıtlara geçmesi, o insanların seslerinin duyurulması için yani ellerinden gelen her şeyi yapmalılar, çalışmalılar, isimleriyle, kimlikleriyle açık olarak mücadele etmeliler. Yani maalesef yurt dışındaki gazetecilerin hepsini bu oyunun içerisinde göremiyoruz. O biraz beni üzüyor. Yani her fırsatta böyle bir röportaj fırsatı olduğunda bunu söylüyorum da bir kere daha söyleyeyim. Yani bizim öyle bir sessiz kalma lüksümüz yok. Yani bir öğretmenin öyle bir lüksü var. Ama bir gazetecinin, bir akademisyenin böyle bir lüksü yok. Hani böyle ortaya çıksınlar, işlerini yapsınlar. Arkada kalanları unutmasınlar. Evet, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Yaşadıklarınızı anlattınız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
Sevgili izleyenler, TR724 ekranlarında gazeteci Cevheri Güven ve eşi gazeteci Tuğba Hanım bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, bizi takipte kalın.